Caner Vida Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayan stüdyomuzda. Hoş geldin Mehmet Ayan. Günaydın, iyi haftalar. İyi haftalar, tebrikler. Derbi sonucu seni mutlu etti mi? Yok. Hiç uyumamışsın belli ki. Çok. Yani bir spor yazarını böyle şeyler mutlu etmez. Hele hele yayında bunların mutlu edip etmediği konuşulmaması lazım. Geldiğimiz neden? Nokta bu zaten. Dışarıda biz sorarsın, ezber bozan bir programız dışarıda ya. Dışarıda sorarsın mutlu edip etmediğini söylerim. Ama... merak ediyoruz yani. Duygularla iş yapıyoruz efendim biz. Hayır, biz akılla iş. Ya biz bak duygularla biraz sonra soracağın sorular maalesef kulüpleri duygularla yönettiğimiz için olacak. Hmm. Biraz sonra değineceğimiz o manasız paylaşımların hep aklın dışında çıktığımız için olduğunu asla unutma. O yüzden yani yayında mutlu oldum. Ben dışarıda anlatırım ama Galatasaray Beşiktaş maçı 24 saat önce 218.4 milyon dolar para verilen bir lig için 380 maçın ilk 6'sı içinde bulunan bir maçtır. Ve hiçbir halta benzemeyen kötü bir futbol maçıdır. Nokta. 380'de 6, 218 milyon dolar bu adamlar para verdiler ve rezil bir futbol maçı. Bir tane Gezal'ın pozisyonu dışında gol dahil olmak üzere aklımızda kalan ya bu da maçın içerisinde futbola ait bir güzellik diyebileceğimiz gol pozisyonu hatırlamıyorum. Ernst Muçi'nin birkaç tane güzel pozisyonu var hareketi. Kerem Aktürkoğlu'nun zorlaması, işte Köy'ün soldan gittiği bir iki tane pozisyon. Galatasaray'ın attığı gol zaten, rakibin kendi kalesine attığı gol. Galatasaray'ın zaten kulübesi dar. Yani sezon başında aman Allah'ım Şampiyonlar Ligi takımı kurduk. Yaşasın, like'lar geldi, tweet'ler gitti. Ali Turap, Hamza, Efe, onlardan kötü Tete, Eyüp, bir tek Berkan var, bir de Endombele. Yani bu sezon başında kurulacak o muhteşem, harika Şampiyonlar Ligi takımının geldiği nokta burası. Spor bir anda skor işi değil mi yani? Skora bakalım. Öyle bakılıyor zaten canım. Öyle bakıldığı için bu haldeyiz. Öyle mi diyorsun? Öyle bakıldığı için spor bu haldeyiz. Spor kalitesi yani. Başlı başına evet. O, yani çok uzun. Ki Okan Hoca yani şapkadan tavşan çıkartıyor. Yani hayranım yaptığı işe bu kadar dar kapsamda 5 tane temel oyuncusu yokken, sağ beksiz hala oynuyorken yaptığı işe hayranım. Yani Okan Hoca'yı başka bir yere koyuyorum. Allah nazardan saklasın. Yani maşallah. Çok mutlu ediyor o anlamda Galatasaray taraftarını. Galatasaray Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez kazanmış oluyor. Bu da bir ilk değil mi? Ne söylersin? Yani ilk kendi kalesine atılan bir gol. Bence erken gelen gol iki hocanın da planlarını bozup bozmadığını bizim arkadaşlarımız sordu ama Aykut Hoca aklıma geldi. Erken attığımız gol planlarımızı bozdu demişti bir gün. Ama erken atılan gol dışında biz dün maç önünden bir sürü yayın yaptık. Hepsinde aynı şeyi anlattım ve o oldu. Gol bile bir şey ifade etmedi. Gol bile maçın kalitesizliğini orta yerden kaldırmadı. Çok kötü bir futbol maçı, çok kötü bir derbi seyrettik. Ya, mücadele var mıydı? Vardı. Dediğim gibi Mustera'nın kurtarışı 63'e kadar Gezal'ın vuruşu dışında tribünlerin ki o tribünlerde sağ olsunlar 90 dakika boyunca Galatasaray küfür etmekle geçirdiler vakitlerini. Tribünler ayağa kalktı başka bir pozisyon hatırlamıyorum. Peki ne yazık ki bunu konuşmak ve sormak durumundayım. Çünkü Okan Buruk da hakemlerle ilgili konuştu. Her zaman şunu söylüyoruz. Yok, yani, spor yorumcuları burada şöyle yazıyor. Şimdi okuyacağım. Spor yorumcuları olarak bile, yayıncılar olarak bile biz hakemlerin verdiği kararları artık konuşmayı bırakıp spor kalitesini konuşalım diyenlerdenim. Biliyorum sen de öylesin. Ama yine hakem kararı, işte hakemin penaltısı kararı vesaire. Okan Buruk, biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Yabancı hakemlere gerek yok. Bizim Türk hakemleri daha iyiler. Yabancılar dedi. Yine hakem konusu gündeme geldi. Ne söylersin? Okan Buruk hakemlerle ilgili konuştu deyince maçın hakemiyle ilgili bir yorumda bulunduğu anlaşılır. Öyle bir şey yok. Maçın hakeminin yönetimini beğendiğini söyledi. Bu bir gazeteci arkadaşımızın sorusu üzerine Selahattin Baki'nin 7 Nisan'daki Süper Kupa'nın hakemi yabancı olsun yorumu üzerine yapılmış bir analiz. O bir. İkincisi Santos esasında hakemlere giydirdi. Ve Beşiktaş'ta Cenk'in pozisyonunun penaltı olduğunu ifade etti. Amartey'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığını söyledi. Kole'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığını söyledi. Yani işte hep aynı şeyi anlatıyoruz ya, oynayamadığımız oyunu hakemlerle tarif etmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Şizofreni antidepresanlarla tedavi etmeye gayret ediyoruz. Şuursuzluğu bilinç zannediyoruz. Daha sayabilirim yani. Çünkü bu konuda çok muzdaribim. Konforlu yani. Konforlu. Orası konforlu tabii, çünkü. Tabii hakeme giydirince iyi oluyor herkes. Mesela Fernando Santos gene bir gazeteci arkadaşımızın sorusu üzerine. Geçen sene Jorge Jesus futbol sahada oynamıyor meğer de bir şey söylemişti. Hafta içi sormuşlar ona. Bugün daha da bunu şiddetli söylüyorum dedi.
Adamları da kendimize benzetiyoruz. Çok fazla olmuyor yani. Bir ayda dönüyor. Bizim. Peki protokol de karışmış. Galatasaray evet. Paylaşımı sosyal medyada yaptığı paylaşımı Beşiktaş yöneticileri kızdırmış. Ya nereye gidecek ben merak ediyorum. Ve artık her gün seninle ve diğer arkadaşlarımızla bu konuyu konuşmaktan sıkıldım. Yani nereye gidiyor? Bu ergenliğin sonu nedir? Anlamakta güçlük çekiyorum yani. Ya maç bitmiş hemen bir paylaşım. O paylaşım üzerine yok işte Tenha'da kavga eden açık bir abi bırakmıştır ne olur ya. Hani bunu kime yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama şu ana kadarki bir tek şansınız mevzunun sokağa dökülmemiş olması. Yani şey mi istiyorsunuz? Bu insanlar sosyal medyada kavga ettikleri gibi sokakta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tarafına birbirine girsin falan mı istiyorsunuz? Yani bu zeka seviyesine inanamıyorum ya. Bu zeka seviyesi Türkiye'de bak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş zaman zaman Trabzon'da çok iddialı olsa Trabzon'a girecek. Topa da bak Trabzon'a girecek. Kim onay veriyor bu paylaşımları? Yok hayır, mu onun bir bak başka bir yani şey var. Katmanı yok mu? Elbette yani ki vardır. Elbette benim ki bile var yani. Kulüplerin iletişimden sorumlu yöneticileri ve profesyonelleri evet. Vardır. Kim? Ve bunların çoğunu da tanıyoruz. Yani kim? Tamam. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Ama mevzu nereye geliyor biliyor musun? Velev ki sehven bir yanlış yapıldı. Diyelim bir yanlış yapıldı. Ya yani bu da ağır kaçmış diyen bir kulüp yöneticisi olsun bakayım ne oluyor. Velev ki onu bir kaldırsın bakayım ne oluyor. İşte sen ne biçim adamsın, evet, korktun, evet. Bizim niye hakkımızı savunmadın, zarttır zurttur. Bir de yine olunca... geldik zihniyet değişikliğine. Futbolun bir rekabet işi olduğunu, düşmanlık işi olmadığını, hatta siyasetin de bunu tekrar tekrar söyleyelim yok, ki böyle bir bu, bak, zihnimize yerleşsin. Sevgili Erdoğan Sadece Abicik, burada kesinlikle artık bir müdahale şarttır. Çünkü bak bu müdahale olmazsa iş sokağa yansıyacak, iş çok büyüdü. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ayırmadan söylüyorum. Bu rezaletler, bu pespayikler, bu kepazelikler üç kulübe de yakışmıyor. Üç kulüpte rezalet, kepaze ve pespaye şekilde iletişimlerini sürdürüyorlar. Ve bunun marifet olduğunu zannediyorlar. Oradaki 3-5 tane ergeni, 10.000 tane ergeni... Federasyon müdahale ediyor mu bunlara? Federasyon ne ki ya? Ne ki federasyon? Daha yayın yeter! İhalesi, ya yayın ihalesini yeter. Yapamıyor federasyon ya. Yayın ihalesini yapamıyor. Hakikaten ya... Yayın ihalesini yapamayan federasyondan sen ne bekliyorsun ya? Ya ha bugün gidecek, ha yarın gidecek. Başkan Ahmet olacak, Mehmet olacak, Hasan olacak. Ya dur Avrupa Şampiyonası'nı bekleyelim falan. Ya o federasyon mu buna müdahale edecek? Ayrıca federasyonu kim takıyor? Şu ihaleyi de konuşalım mı? Çok az vaktim kaldı. Ben beyine teşekkür ediyorum. 380 maçın en iyi 6 tanesinden bir tanesi olması gereken bu lige bu parayı gelecek sene de verecekler. Gelecek sene tablo farklı olmayacak. Çünkü gelecek sene de yönetici profili değişmeyecek. Gelecek sene de iletişim stratejileri değişmeyecek. O yüzden çok teşekkür pesimistsin ediyorum. Pesimistsin ya. Bak bir şey söyleyeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sev sev beğen beğenme politikalarını eleştir eleştirme. O olmasa bu para gelmez Türkiye'ye. Çok açık yani. Çok çok net. Bunu en Sayın Erdoğan'ı muhalefet eden insan da bunu söylüyor. Nokta net. O yüzden eğlenemiyoruz da. Şimdi o 218.4 milyon dolar alıp eğlenebilsek eğlenemiyoruz da. Eğlenemiyoruz da yani. Eğlenemiyoruz çünkü eğlenmeyi de bilmiyoruz. Bu rezillik, bu pespayilik, bu kafalar devam. Ya bak. Şimdi isim vermeyeceğim da bu kulüplerin, bu işlerini yapan arkadaşlarımızı, abilerimizi tanıyoruz. Nasıl böyle bir şey imza atıyorlar? Daha dün bunun tam tersini söylerken nasıl böyle bir şey ve yarın tam tersini göreden ayrıldıktan sonra tam tersini söyleyecekken nasıl bunları imza atıyorsunuz? Ve gerçekten bu insanlar birebir de tanısan seversin Emre Belezoğlu gibi yani. Tanısan seversin birebir de. Ama iş bir kulüp konsolidasyonu, bir iletişim konsolidasyonu olduğu zaman hepsi canavarlaşıyor. Tekrar söylüyorum 218.4 KDV dahil Bein Sports şu pespayla bu parayı veriyorsun Allah senden razı olsun. Liyakat, liyakat, liyakat. Peki şimdi bu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray artık son 10 yani maça giriyor. Son düzlük. Son 10 maç. Nasıl bir tablo var? Ne söylersin? Valla nasıl tablo? Her hafta bir final olacak. Hı hı. O finalin kurbanları hakemler olacak. O kurbanların evet. İçerisinde daha az kurban olacak, daha çok kurban olacak. Dolayısıyla yani at yarışlarında olduğu gibi son 200 geçiliyor. Bir yarım boy öne geçiyor, bir boy öne geçiyor. Kafa, burun, baş burun böyle gidecek. Galatasaray'ın amacı bence bu şartlar altında Rams Park'a Fenerbahçe'yi getirmek. O yüzden avantajlı. Kimin fikstürü daha zorlu? Şimdi Fenerbahçe'nin bir Trabzon deplasmanı var. Galatasaray yanılmıyorsam 3 kere İstanbul dışına gidiyor. Hı hı. Aralarında Karagümrük ve Kasımpaşa gibi diri takımların bulunduğu, Rize gibi diri takımların bulunduğu İstanbul'da hı hı. Oynayacak. Fenerbahçe nispeten Pendik'le kolay. Arada bir milli maç arası var. Allah muhafaza sakatlıklar falan söz konusu olmasın. Yerli yabancı oyuncular sakatlıklar söz konusu olmasın. Yani Galatasaray'ın avantajı 2 puan.
artı dışarıda aldığı beraberlik gibi görünüyor. Ama onun dışında olası bir çelmede, olası bir tökezlemede Fenerbahçe'de avantajı bürünebilir. Çok güzel bir yarış ama sahanın dışında o yarışı taşımaya da bayılıyoruz. Peki artık zamanın bitti ama ekleyeceğim bir şey varsa alalım. 23.30 geçiş oyunu Cem Dizdar, Ahmet Selimkul. 23.30 geçiş oyunu Cem Dizdar, Ahmet Selimkul. Kaçırmayın efendim. Kaçırmayın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.